Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursaspor'umuz 3-1'lik güzel bir galibiyette bizleri sevindirdi. Adeta bu haftayı da iyi geçirmemizi sağlayacak diyebiliriz. 3-1'lik Bursaspor galibiyeti sonrası bugün sizlere maçı yorumlayacağım arkadaşlar. Fakat bu maçtan önce milli maç arası vardı biliyorsunuz ve bu milli maç arasında Bursaspor'da neler yaşandı? Öncesinde birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar gündem yoğun. Nereden başlayacağımı da tam bilemiyorum ama İlk başlamak istediğim yer locaların %50'sinin artık maçlarda açık olmasıydı. Ve bu maçta da belki de en avantajlı takım biz olduk. Çünkü stat kapasitemize göre 750-800 kişilik bir seyircimiz vardı maçta. Yani tam olarak dolmamış olsa da bir 500 kişi vardı diyebilirim. Maçın başındaki tezahüratlarıyla da maça etki ettiklerini söyleyebiliriz. Bu avantajımızı iyi kullandık. Arkadaşlar bir başka konuda hafta içinde Nevzat Güzelırmak'ı kaybettik. Biliyorsunuz Bursaspor'da antrenördü kendisi yıllardır. Kendisine gerçekten başsağlığı diliyoruz. Maç sırasında da gene TFF'den gelen bilgiye göre 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve kendisini almış olduk. Arkadaşlar gene maçtan bir gün önce maraton platformunun tribünde yapmış olduğu çok güzel bir koreografi vardı. Fakat maç sabahı yaşanan o fırtına, yağmurdan bu koreografinin etkilendiğini duyduk sabah saatlerinde. Tribün emekçi arkadaşlarıma da buradan helal olsun diyorum. Yaptığınız iş çok güzeldi arkadaşlar. Her ne kadar hava şartları buna izin vermese de Bursaspor'un gücünü bütün Türkiye'ye göstermiş oldunuz. Geçiyorum başka bir konuya arkadaşlar. Bugün Balıkesirspor'un göğüs forma reklamını gördünüz. Bakyapı. Bakyapı aslında bir Bursa firmasıydı arkadaşlar. Fakat geçtiğimiz sene Balıkesir'e yatırım yapmaya başladı ve Balıkesirspor'a sponsorluk vermiş. Yani bu gibi firmaları Bursaspor'a sponsor olmak yerine başka takımlara sponsor olması bizleri gerçekten üzdü. Balıkesirspor'a da Bakyapı'yla başarılar dilemekten başka şeyimiz kalmıyor açıkçası. Forma demişken arkadaşlar bugün Bursaspor ilk defa damalı formasını giydi Balıkesirspor karşısında. Biz de ilk defa Bursaspor'u bu formayla görmüş olduk. Arkadaşlar geçen hafta milli maç arasıydı demiştik ve Bursasporumuz Bolu'da kamp yaptı. Bolu kampı sonrası Özdüce tesislerinde Bandırmaspor'la bir hazırlık maçı yapmıştık. Bu hazırlık maçında da gene Mustafa Hoca hem takımın kondisyonunu hem de diğer oyuncuların performansını görmüş oldu. Bu maçı da Batuhan Kör'ün golüyle 1-0 kazanmıştık. Bu maçta kaleyi koruyan Deniz Yılmaz, Bandırmaspor maçında da oldukça güven veren bir oyun sergilemişti arkadaşlar ve Ataberk'in acaba yerine geçer mi diye basında bazı haberler çıkmadı değil. Mustafa Hoca da Balıkesir maçında Ataberk'i keserek yerine Deniz Yılmaz'ı oynattı ki bence hatasız oynadı ki çok da pozisyon olmadı zaten. Bir başka oyuncumuz da Tuğbe'ydi. Tuğbe de gene Bolu kampında yer alıp Bandırmaspor maçında oldukça iyi bir oyun sergilemişti. Şimdi hafta içi maçlarına başlayacak olmasıyla birlikte alternatif bir kadroya ihtiyacı vardı Mustafa Hoca'nın ve Tuğbe'yi de bu şekilde kullanarak en azından 45 dakika kullanarak alternatif bir kadro yaratmaya çalıştığını gördük. Hafta içi yaşanan bir başka önemli olaysa bence en önemli olaylardan biriydi. Erkan Kamat'ın eksi 3 puanla ilgili bir TFF'ye başvurusu vardı arkadaşlar. 2 haftalık bir süre istemişti ve kalan yurt dışı dosyalarını gidermek içindi bu süre. Herkes merak ediyordu biz gene eksi 3 puan cezası alacak mıyız geçen seneki gibi. Neyse ki korkulan olmadı ve Erkan başkanımız diyeyim eksi 3 puan cezasını ortadan kaldırdı. Aynı zamanda Eskişehirspor ve Ankaraspor'da eksi 3 puan cezası alan takımlar oldu. Buradan Erkan Başkan'a da gerçekten teşekkürler. İkna kabiliyetiyle de olsa Bursaspor'un eksi 3 puan cezası almasını engellemiş oldu. Her ne kadar transfer tahtasını açamamış olsak da bu eksi 3 puan cezasının engellenmesi camiada olumlu bir etki yarattı diyebilirim. Çıkan başka bir söylenti vardı arkadaşlar. Ertuğrul Ersoy'un işte Başkan Erkan Kamat'la görüşerek bir yardımda bulunduğu konusunda. Nasıl, ne kadar bir yardımda bulundu bilmiyoruz ama eğer ki gerçekten yardım da ettiyse buradan Bursaspor taraftarları adına Ertuğrul Ersoy'a da ben teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar Altınordu maçında vitrine çıkarılan Vefa Temel'i görmüştük. Vefa Temel bu maç öncesi arkadaşlar sağ çapraz bağlarının yırtıldığı bilgisi geldi bizlere. Ve maçta da zaten sizler de görmüşsünüzdür. Oyuncular sanki Vefa Temel için mücadele verdiler. Çok istekliydiler bugün. Vefa Temel'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor arkadaşlar. Biz de kendisine geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa zamanda gene kendisini yeşil sahalarda görürüz. Çünkü bizleri heyecanlandıran bir futbolcuydu kendisi. Bugün takım arkadaşları da onun için mücadele etti. Seni bekleyeceğiz Vefa Temel. Tabii Vefa'nın bu sakatlığı herkesi derinden üzdü. Maç öncesinde de gene Vefa'nın forması yedek kulübesine asıldı.
Maç öncesi bazı futbolcular Vefa Temel geçmiş olsun diyerek bir tişört giyindiler. Hatta Ali Akman ilk golü sonrası Vefa'nın formasıyla kameralara gitti. Bu golü ona armağan ettiğini söyledi. Bunlar hep görmek istediğimiz hareketler. Gerçekten bir kolej havası oldu takımda. İnşallah bundan sonra da gene aynı şekilde devam edeceğiz. Bir başka konuya geçiyorum arkadaşlar. Serdar Özkan'la Sedat Dursun konusu. Artık insanlar sıkıldı bu durumdan ama son durum hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta ikisi de kadro dışı bırakılmış ve bununla birlikte Vakıfköy'de veya spor salonunda çalıştıkları görülmüştü. Sosyal medyada da bazı karalama kampanyaları gördük bu iki futbolcuya. Yani her ne kadar kadro dışı kalsalar da bu şekilde yazılıp çizilmesi bizleri, bütün taraftarları rahatsız etti. Yani bu insanlar kötü insanlar değil. Tam anlık olarak belki kadro dışı kalmalarına etken disiplin hataları vardı. Ama hani bu kadar da karalanmaz. Yani bir reyting uğruna, bir tıklanma uğruna internette insanlar yanlış işte karalayıcı haberler yapabiliyorlar. Bunları da gördük. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak. Bu arada ikisinin de lisansını çıkarttığını gördük Bursaspor'un. Affedilme öncesindeki süreci yaşıyormuşuz gibi geldi bana ama bakalım Mustafa Hoca ne yapacağını bilir. Biz de kendisine güveniyoruz. İnşallah Bursaspor için hayırlısı olur. Hafta içinde arkadaşlar biliyorsunuz bir site var, internet sitesi Transfermarkt diye. Burada Bursasporlu genç oyuncuların özellikle değerlerinin arttığını gördük. Örneğin Ali Akman'ın değeri 350 bin euroydu. Bu maç öncesinde 500 bin euroya kadar çıktı. Artık bu maç sonrası kaç bin euroya çıkacaktır? Ben de merakla bir sonraki güncellemeyi bekliyorum. Bir başka konuda arkadaşlar Hatayspor'da bulunan eski kaptanımız Ömer Erdoğan. Takım halinde bir koronavirüs vakası yaşandı Hatayspor'da. Buradan Ömer Erdoğan hocamıza da çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Hatayspor'a çok geçmiş olsun Ömer Hoca. İnşallah en kısa zamanda sağlığınıza kavuşacaksınız. Maça geçecek olursak arkadaşlar, Bursasporumuz ilk 4 maçtaki gibi bu maça da gene hızlı başladı ve henüz 9. dakikada Ali Akman'la bir pozisyona girdi. Fakat bu pozisyonda kaleci gole izin vermedi diyebiliriz. Ardından 12. dakikada Burak Kabacak'ın ara pasıyla hareketlenen Ali Akman kaleciyle karşı karşıya kaldı ve uzak köşeye topu gönderdi. 1-0 öne geçtik bu golle arkadaşlar ve lojadaki taraftarlarımızın sesi bu dakikaya kadar geliyordu fakat bu golle birlikte iyice bizleri böyle bir havaya soktu. Ve 5. maçında da Bursaspor ilk golü atan taraf olmuştu. Taraftarlarımızın tezahüratını da gene televizyondan duymak bu ortamı özlemişiz dedirtti açıkçası. Tabi bulduğumuz bu erken gol sonrası Balıkesir, deplasmanda oynayan Balıkesir oyunu sertleştirmeye başladı arkadaşlar. Daha önceki haftalarda gördüğümüz gibi. Hakem de buna müsaade edince 32. dakikada Onur Atasayır'ın kaçırdığı Mrsić bomboş şekilde orta yapınca arka direkteki Foxy kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e gelmiş oldu. Golden sonra daha da ataklarını sıklaştıran Balıkesir 36. dakikada da bir topu direkten döndü. Burada Bursaspor'un da şansı biraz yanındaydı diyebiliriz. Devrenin bitmesine birkaç dakika kalmıştı. 45. dakika oynanıyordu arkadaşlar. Burak Altıparmak'la bir pozisyon yakaladı Bursaspor ve Recep Aydın ceza yayının orada indirdiği topa Burak Altıparmak öyle güzel bir vole vurdu ki uzak direğe giden top tam direğin dibine çarparak oyun alanına geri döndü. Burak Altıparmak'ın bu şutu eğer gol olsaydı gerçekten çok güzel bir gol olacaktı. Haftanın golü olabilirdi gerçekten. Mustafa Hoca ikinci yarıya Tuğbe Ramazan Keskin değişikliğiyle başladı arkadaşlar ve gene hızlı başladık ikinci yarıya. 51. dakikada bu sefer ilk golün tam tersi olacak şekilde Ali Akman'ın pasıyla hareketlenen Burak Kabacak'ın topu direkte patladı. İlk yarıda Burak Altıparmak'tan sonra bu ikinci direk bizleri heyecanlandırıyordu fakat Bursaspor golü bulamıyordu. İkinci yarıda Bursaspor'un atakları karşısında Balıkesirspor'un biraz zorlandığını gördük ki ikili mücadelelerde kendilerini yere atmaya başladılar. Hakem de buna müsaade edince duran top kazanmaya başladı Balıkesirspor. Bursasporumuz da oyunu hiç çirkinleştirmeden gayet güzel Mustafa Hoca'nın gençlere nasıl taktik verdiğini bu güzel oyunla birlikte de görmüş olduk. Hakemin de tutumu bizim genç oyuncuları tedirgin ediyordu. Yani sanki hakem Balıkesirspor'u koruyormuş gibi davranıyordu. Yani en azından bana öyle geldi. Çünkü bazı pozisyonlar var ki hani hiç faul bile vermiyordu. Eğer çok sert bir faul olursa da faul veriyordu ama bu sefer de kart vermiyordu. Ya ne bileyim hakem ikincilikte demek böyle oluyor. İsmail Çokçalış'a yapılan sert bir faul sonrası yani herkes böyle elini kaldırırken yan taraftan da Mustafa Hoca itiraz etti haliyle. Yani oyuncusu sakatlanma pahasına bir pozisyona giriyorsa bir şeyler demesini bekliyor insan.
Hakem de gitti bu sefer Mustafa Hoca'ya sarı kart verdi. Yani ne bileyim. Çok böyle görmeye alışkın olduğumuz şeyler değil. Yani oyuncuyu koruyacak şekilde hakemlerin bir adalet sağlamasını bekliyoruz aslında. İkinci yarıda arkadaşlar Bursaspor topla oynama oranını daha da arttırdı ki 62. dakikada gene yaşanan bir pozisyonda herkesin gene ayağa kalkıp gol diye bağırdığı pozisyonda gördük ki Burak Altıparmak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu az farkla out'a gönderdi. Herhalde bu maçta da Ali Akman en çok darbe yediği, en çok böyle hırpalandığı maçlardan birisi olmuştur ki 70. dakikada şöyle bir dirsek yedi. Hakem faul bile vermedi. Yani oyunu durdurdu. Sadece sağlıkçıları çağırdı. Yani hakem gerçekten sertliğe izin veren bir hakem herhalde diye düşünmedim değil. Bir taraftan da buna tezat olarak 72. dakikada kaleciye havadan gelen bir topa Recep Aydın şöyle kafasını eğerek durmasına rağmen hiçbir müdahalesi de yoktu kaleciye. Kaleci topu elinden düşürdü. Ardından Recep Aydın pozisyona devam ederek golü de attı. Fakat hakem orada kaleciye faul verdi. Yani arkası bile dönüktü Recep'in. Hiç müdahale bile yapmadı, kıpırdamadı bile. Yani hakem burada da bu sefer daha önce vermiş olduğu sert kararlarına tezat olarak Balıkesirspor'a faul vermiş oldu. Bu kararlar bizi biraz şaşırttı. Üst üste ataklar geliştiren Bursaspor 74. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki ceza sahasına gelen duran topta ortaya gelişine vuran Burak Altıparmak altı pas üzerinden kaleciyi nişanladı diyeyim. Artık kaleci de parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Böylece Bursaspor gene ikinci golden olmuş oldu. Bolu kampıyla birlikte ikinci yarıya takımımız daha kondisyonlu oynadığını söyleyebiliriz. Ki 82. dakikaya kadar takımımız oyundan düşmediği için de Mustafa Hoca herhangi bir oyuncu değişikliği yapma ihtiyacı da hissetmedi. 82. dakikada da Batuhan Kör oyuna girdi arkadaşlar Recep Aydın'ın yerine. Ve artık maçın son uzatmaları oynanırken 90 artı 2'de İsmail Çokçalış yani gerçekten çok çalıştı. 90 artı 2. dakikada bile yapmış olduğu hızlı hareketle yani taca çıkan topu bir anda Ali Akman'ın önüne atıp Ali Akman'ın 82. dakikada oyuna giren Batuhan'ın önüne indirmesiyle Batuhan'ın sadece topun dibine girmek kaldı ve 2-1 öne geçtik. Yani uzun süredir ben Bursaspor'un son dakikalarda böyle galibiyet golü attığını hasrettim. Bu golle birlikte bütün Bursa şöyle bir gol demiştir gene. Gerçekten güzel oldu. Hatta bundan sonra da gene ataklara devam etti. Balıkesirspor risk aldı ya da oyunu bıraktı mı diyeyim artık. 90 artı 5. dakikada Ali Akman kendi başına yarattığı pozisyona devam etti ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan sonra bile iki kişinin arasından golü attı. Gerçekten bu çocuk bu golden sonra bu maçın kahramanı benim dedirtti. Maç sonunda yaptığı açıklamayla bu golleri ve maçı Vefa Temel'e hediye ettiğini söyledi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah performansı bundan sonra da gene artarak devam eder. Ama Ali Akman böyle devam ederse 10 golü çok rahat geçecektir diye görüyorum. Bir de Ali Akman'ı eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun vardı. İlk geldiği zamanlardaki haline benzetiyorum. Böyle performansıyla, koşmasıyla bana onu anımsattı. İnşallah ondan da daha iyi olacaktır. Biz de heyecanla Ali Akman'ın bundan sonraki maçlarını bekliyoruz. İkinci yarıda kalecimiz Deniz Yılmaz'a hani hiç top geldi mi hatırlamıyorum bile arkadaşlar. Balıkesirspor hani ikinci yarıda hemen hemen hiç yoktu diyebilirim. Bu maçın en iyileri kimdi diye bakacak olursak 2 gol 1 asiste Ali Akman'ı yazarız ilk başta. Ardından İsmail Çokçalış ve orta sahada Burak Altıparmak'a bu maçın enleri olarak yazabiliriz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Perşembe günü Menemen deplasmanı. Menemen de ligin dibine demir atmış durumda. Bir beraberlikle şu an bir puanı var. Bakalım gençlerimiz İzmir'de Menemen'i devirebilecek mi? Biz de merakla bekliyoruz Perşembe akşamını. Hafta sonu olması gereken maçımız da Pazartesi günü olacak. Gene ikinci deplasmana Akhisar'a gideceğiz arkadaşlar. Orada bizleri bu sefer daha zor bir maç bekliyor olacak. Bakalım diğer takımların da böyle alternatifli kadrolarla çıkacağını düşünürsek Akhisar'a da zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bursaspor'umuza bu maçlarda bol şanslar diliyorum. Takımıza ve Mustafa Hoca'ya güveniyorum. Arkadaşlar videonun sonuna gelmeden bir tebrik de gerçekten hak eden Mustafa Er'e gitsin istiyorum. Çünkü şu genç oyuncularla bile milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirip bu maçı şöyle aldı ya gerçekten Mustafa Hoca'ya helal olsun. İlk 4 hafta olmasına rağmen kendisine çok eleştiri geldi. Ben yani Mustafa Hoca'nın alternatifli bir kadrosu olsa ancak bu kadar yapabilir diye düşünüyordum. Geçen seneki kadromuzdan bile çok uzağız aslında bakılırsa.
ve genç oyuncularla dezavantajı avantaja çevirdiğini söyleyebiliriz. En sevindiğim olaylardan birisi de buydu. Fakat üzüldüğüm bir konuda arkadaşlar şu genç oyuncuların Türkiye'nin en büyük taraftar grubunun önünde top oynayamayışıdır. Arkadaşlar bu hafta localara %50 bir kapasite açıldı. Belki ilerleyen haftalarda diğer tribünlere de yine kapasite açılabilir. Stat kapasitemizin de yüksek olmasını avantaja çevirebiliriz ki diğer takımlarda bu kadar loca da yoktu. Zaten görmüşsünüzdür. Diğer tribünlerden %30'luk bir dilim açılsa bile biz en az 10 bin kişi statta olacağımızı gösteriyor bu durum. Bakalım bundan sonraki süreçte de neler olacak hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haftaya Menemen deplasmanı sonrası tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.